soruyoruz. Aşk mı bu, takıntı mı? Sence hangisi? Yunus, takıntılı mısın sen? Yok abi. Aşık mısın hala? Hadi canım. Ben böyle bir aşk görmedim Didem abla. Ömrümde de görmedim. Bir şahit anlatsın olmadım peki. Yani. Bir dakika dur. Öyle yok abla, benim anlatacak bir şeyim yok. Ama bana bir anlat, seni anlayalım. Yok abla, ben anlatacak bir şeyim yok. Ama bu takıntı ya, aşk değil yani. Sen aşkı nasıl tanımlıyorsun? Nesini seviyorsun Kübra'nın hala? Sana bu kadar öfkeli olmasına rağmen. Bilmiyorum abla ya. Anlatamıyorum. Ne bileyim? Gözlerini mi? Sözlerini mi? Duruşunu mu? Arka tarafta bu şey. Ya aslında güçlü bir kadın Kübra. Çok güçlü. Güçlü abla, evet. Senden daha güçlü. Biliyorum. Onun o gücünü mü seviyorsun? Nesini seviyorsun? Bana bir anlat ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Hı? Anlatacak bir şeyim yok abla. Ben sevgiyi görüyorum da tabii yoğunluğunu anlayamadım. Ama takıntılı bir sevgi bu. Evet. Yani senden hiç böyle kopmak istemiyor. Sağlıklı bir sevgi değil. Zaten sağlıklı bir sevgi olsaydı bu durumlara gelmezdik Didem abla. Çok çabaladım, kendisi çok biliyor. Hı. Ama yani artık baktım ki tek taraflı bir çabanın bir faydası yok. Nereye kadar tek başına çaba sarf edebileceksin? Ondan sonrasında da dedim ki yani Kübra, mutlu olmadığın bir yerde durma. Çünkü mutlu değilsin, çabalıyorsun ama çocuklarınla çabalıyorsun ama ailenin evinde de yapabilirsin. Belki daha dimdik yapabilirsin dedim. Ben çocuklarımla yani gerçekten çok dik durduğumu düşünüyorum. Yunus'la beraber neden olmadı peki? Yunus'un nasıl hataları yani vardı? Yani Didem abla şöyle, Yunus... Hayır, anlatmanı istiyorum ki genç kızlarda ders çıkarsın dediğim şöyle için. Şöyle Didem abla, Yunus kendini maddeye kaptırdı. Yani parasıyla kendi zihnini, kendini o illete kullandırdı. Ama o da diyor ki benim diyor bu kadar yanlış yola sapmamın nedeni tek sorumlusu Kübra'ydı diyor. Hayır, çünkü abla... Kübra, ben doğru mu izah ediyorum? Çünkü ben öncesinde bana evlendiğiyle sonrasında söylediklerinden sonra çok şaşkına düştüm. Yani psikolojik boşluğa düştüm. Çünkü Kübra bana bambaşka anlattı. Sonra bambaşka gerçeklerle karşılaştım. Didem abla başlasaydı haklıydı derdim. Kübra hayatında yoktu ki. O zaman Kübra yoktu yani. Peki bu kadar yanlışlarla dolu adamın yanında sen niye kaldın? Çok düzeltmeye çalıştım Didem abla. Hani dedim ki çok düzelsin yani. Hani tekrar aile kapısına gitmeyeyim, iki çocukla şey olmayayım. Çok çabaladım. Yani ben bilirim, saatlerce karnı burnumda onunla hastaneye yürüdüğümü bilirim yani. Sırt düzelsin diye. Ama o hiçbir zaman düzelmek için adım atmadı. Düzeldim dedi ama bir gün sürmedi. Yani... Düzelmeyi istemedi. İsteseydi zaten şu anda burada olmazdı. Bu vallahi şekilde de olmazdı. Vallahi sana şu an ekranda bakıyorum da öyle derin bakıyorsun ki. Gözlerin evet, böyle vallahi deliyor yani. Şey, kameraları deliyor yani. Ha? Çok derin abla bakıyorsun. Doğru. Ama düzeltmeye çalıştım. Aksine onun iyileşmesinin nedeni benim. Onu ben hasta etmedim diyor. Tek bir şeyim yok abla ya. Yoruldum. Hı? Vallahi yoruldum Didem abla. Çok yoruldum. Yani ben ona çok söyledim. Abla. Kaldırmıyor artık kafam. Telefonda da bana söyledi Didem abla. Ben ona hep söylüyordum. Diyordum ki ben varsam sen varsın. Hani ben varsam arkadaşlarım var. Ben varsam ailem var. Çünkü seni çekip çeviren, hani şey yapan benim diyordum. O hep diyordu ki sen olmasan ne olacak sanki. Telefonda da bana dedi ki işte demek ki sen çok haklıymışsın dedi. Sen gittikten sonra dedi herkes bile çok farklı oldu dedi. Ama ben bunu ona defalarca, 16 yaşında belki evlendim ama hiç 16 yaşındaki çocuk gibi davranmadım. Davranamadım yani, bir anda büyüdüm. Yani bir anda Yunus mu büyüttü? Yani yaşadıklarım büyüttü, Yunus değil. Bir an, ama yaşadıkların sorumlusu Yunus olarak görüyorsun. Evet. Büyüdüm yani, hiçbir zaman çocuk gibi davranmadım. Çocuk gibi hareketler yapmadım. Her zaman bir olgun gibi durdum. Ama olmadı yani, yapacak bir şey yok. Ben ona da söyledim, artık çok yoruldum, çok yıprandım. Yani 4 sene mahkeme yolları, yani artık bu soyadı yükünden ben kurtulmak istiyorum. Yani yük olarak görüyorsun. Yük olarak. Dedim abla 5 sene geçti artık, yük yani. Hmm. Ben kimsenin soyadına bağlı olarak yaşamak istemiyorum. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani hiç Yunus'u affetme olasılığın yok mu? Hiç yok Didem abla. Olsaydı zaten 5 sene ne yaparsa affedersin mesela? Hiçbir şey yapsa da affetmem. Bundan sonra ben hani bir insana... Ben inanıyorum da abla arkada. Hani Didem ben abla inanıyorum affeder. Abla, benle bak, benle 10 dakika otursun koluma takıp götüreceğim, ben inanıyorum ama... İnanıyorum abla, o yani yüzden benimle oturup konuşmuyor. Hayır, o yüzden Didem yanıma abla, gelmiyor. Hayır, asla. Boş düşünce. Ben isteseydim... O da seni ikna, bak sen onu ikna etmişsin. O söylediği birçok olumsuz şeyin şimdi aslında geri adım atıyor. Hı-hı. Onlar yanlıştı, beni yönlendirdi diyor. O beni ikna edemez Didem abla artık. Ama... Bitti yani, bir insanda hani nötrse, hani ya Yunus ya farklı hiç tanımadığım bir insan aynıysa
odur yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ötürü yani. Yani biz arada, beni de aradan al. Biz burada yokuz. Sen ikna et bakayım, nasıl ikna edeceksin? Hı? Ben Karı koca olduğunuz ya, için gerçekten çabasına gerek yok. Karı koca olduğunuz için hala o ifadeyi kullanıyorum. Eşin senin karşında. Beni aradan alır mısın Acar? Al beni, karı koca bir konuşsun. Bir onlara bir tanıklık edelim. Bakamaz bakalım. Bakamaz ki abla, yüzüme bakmıyor ki. Ben yani yüzüne bakılacak bir şey bırakmadı ki, neyi biliyorum ya? Bak, sana karşı sevgim yok, saygım yok. Ha yabancı insan, ha sen. Nasıl ki yabancı insan karşında oturup konuşacak bir şeyin kalmaz, öyle. Yani şu koca dünya birleşse, tek gene ikimiz kalsak gene yok yani, oluru yok, bitti. Kadın severse çok sever, bitirdi mi de bir seferde bitirir. Ben çok sevdim, çok mücadele ettim ama bitti mi de bitti. Daha da arkama dönüp bakacak zamanım yok. 5 senede 10 kere o arkama geri döndüm, geri geldim, aynı şeyleri yaşadım. Yani bir insan 7'sinde neyse 70'inde o. Bana düzeldim demekle olmuyor. Yani düzelen insan düzelirdi ya. Yunus'un dinle, belki onu söyleyecekleri de var. Yunus sen konuşma. Yani bakayım. Ben bilmiyorum. Ben çok kararlıyım. Çok konuştum ama, anlattım ben. Her şeyi anlattım, biliyor. Ha dedin ya yani ben onunla konuşursam şu anda karşında Kübra. Ve onu ikna eder, buradan koluma takar çıkarım dediğin için. O kadar iddialı bir laf ettin ya. İşte hep böyle düşünüyor. Yani kendi kendine düşünüyor. Kendi kendine olacağına inanıyor. Ama karşı tarafın hiç düşüncelerine saygı duymuyor. Yani ben isteseydim zaten buraya kadar çıkmazdım. Bir şey söyleyeyim Kübra, sen de hiç onun konuşmasına izin vermiyorsun. Bir konuşsun ya. Çünkü Didem abla artık tahammülüm kalmadı. Gerçekten Yunus'a tahammülün hiç yok mu? Kalmadı Didem abla, yani onu bırakmadı artık. O saygıyı bırakmadı, o tahammülü bırakmadı, hiçbir şeyi bırakmadı. Bırakmadı yani. Ben ona çok dedim, defalarca yoluna bak, oluru yok yani dedim. Ona o şansı da sundum. Ama yani boş yere beklemesinin bir manası yok ki. Ben ona açık açık söyledim. Ben onun duygularıyla da oynamadım. Hani beni bekle, ben 5 sene sonra sana geleceğim falan da demedim asla. Mesela buradan yayında görüp de yazanlar falan olmuş kendisine. Onların ekran resimlerini attı bana, işte bana kızlar yazıyor falan. Öyle bak mi? Dedim ne güzel. Aa, kıskandırmayı i̇şte mı çalıştı? Hayır istemiyorum abla, ben söylüyorum. Hayır dedim abla, ben insanlara nasıl bir şey olduğunu söylüyorum. Ben diyorum ki benim Kübra olursa olur, benim başka yok. Ben olur de ona dedim yani. Ki bak ne güzel, sayemde taliplerin de çıktı. Bir şans ver, bir denesinler. Yani dene, hayatına bak, artık yok yani. Kübra diye bir şey gerçekten kalmadı. O senin hala ona dönebileceğini düşünüyor. Evet, nasıl döneceğini düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ya, hep içimde bir umut var yani, bilmiyorum. O umudu hiç kaybetmedim. Ay hala mı var umut? Evet abla, hiç kaybetmedim. Çok sert konuşmuyor mu sence? Daha ne sertler konuştu abla da ben yuttum ya. Ha ya, ama o sertliğe rağmen dönebilir diyorsun. Ben bilmiyorum, içimde bir umut var, ben öyle düşünüyorum. Kendi umudu var. Hissettiğim kendince bu. Kendi umudu var yani. Hı. Kübra'nın döneceği yok ama işte kendince de bir umut bağlamış. Öyle mi Yunus? Çok şey duruyor ya Yunus ya. Efendim abla. Gözünü alamıyorsun. Ya doluyum abla ya, bakma. E anlat o zaman, anlayalım yok. Seni. Benim tek sıkıntım kendimi ifade edememem zaten abla. E izin veriyorum, bak ifade et. Hafta sonu görüştüğümüz için onun bir sesini duymak bile seni etkilemiş. Evet abla. Dediğin her şeyden geri adım atmışsın. Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Onun tedavi olmasına da sen yardımcı olabilirsin. Çok netim yani. Dedim abla, ben çok yardımcı oldum. Çok artık netim. Yok yok, bu öyle deme. Bu saatten sonra ben yardımcı olmayı düşünmüyorum. En azından telefonla bir destek verebilirsen. Yani çocuklarıyla istediği zaman görüştürürüm. Desteği... Yani çocukları tarafından sağlanır ama artık ben ona benimle alakalı umut bağlayabileceği hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hafta sonu konuşmam bile ne kendisine umut olmuş. Ama ben normal şekilde konuştum. Artık İyi geldi dedim ki, ama abla bilmiyorum. Artık dedim ki İyi yani, geldi diyor. Artık dedim ki yani ağladın yeter. Ağladın mı sen ya? Ne abla yok. Ağladın mı Gözde? Hafta sonu seni araması bile iyi geldi yani. Ne kadar konuştunuz? Ben aramadım o arada. 4 saat abla. Oo. Ben aramadım o arada. 4 saat mi konuştunuz? Evet. 4 saat ne konuştunuz? Yani Didem abla kendisi anlattı. Ben çoğunu dinledim zaten. Çok şey yapmadım. 4 saat ya. Evet, cezaevi anılarını anlattı. Telefonda. Evet. Yani pişmanlıklarını dile getirdi. Ama geçmiş bitmiş işin pişmanlığını da bu saatten sonra dile getirmek doğru değil bence. Geçti yani, bitti. Benim açımdan bitti. Belki de daha önce bitmesi gerekiyordu. Mücadeleyle, çabayla 5 sene sürdü. Ama yani 4 saat bir ikna şeyiydi seni, anladım. Evet evet Didem abla, ikna şeyindeydi. Yani ben onu da dile getirdim artık bu işin olmayacağını. Hani yok yani, ben gerçekten boşanmak istiyorum. Ne konuştunuz 4 saat? Hatam. Hatalarını anlattın. Pişmanlığımı. Amacın neydi 4 saat konuşup? İkna edebileceğini düşündüm. Ondan dinleyeyim.
4 saat amacın neydi? Dediği gibi abla, ne yapmaya çalıştım? İkna edebileceğim. Beklediğimi, pişmanlığımı, yaptığım hataları. Hepsini tek tek söyledim abla zaten. İnsan oluyoruz abla. Peki. Şaşar beşeriz. Ablan telefon hattındaymış şu anda Tuğba.